Masaya gidiyoruz ama işte. Müdürü var falan, olay gitmiş. Bir köşesine sahiplenir mi? Böyle alakalı bir planımız var. Yani bu noktada daha böyle bir yeni bir yapılanmayla, sunumuyla daha idare gelebilir mi? Canım işte dahil de, hiç toplamcı yok. Burada Numan Beyzadeler, Derviş Beyzadeler var. İki Necat Paşa. Buradaki en eski Necat Paşa hemen şurada başkanım. Bir tane bu Fatih abimiz. Sene 1998. 97 pardon. Bu da şeyi gösteriyor. Mutlaka burada bir mektep var, bir eğitim var. Onunla alakalı. Bakın hemen şurada bir taşım var. Bildiğiniz gibi şehrimizdeki değerlerimizi gün yüzüne çıkarabilmek adına özellikle bu konunun taraflarıyla, muhataplarıyla bir araya gelerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Hatta bazı konuşmalarımda hatırlayacaksınız, şu ifadeleri kullanmıştım. Şehrimizin gücü, ülkemizin gücü geçmişimizde saklı. Eğer geçmişin gerçekten bu bilinmeyen yönlerini, bu paralolarını, şifrelerini çözebilirsek, geçmişten aldığımız güçle geleceğimize daha emin adımlarla yürüyebiliriz, güvenle yürüyebiliriz. Bakın, bugün burada kıymetli Mustafa Hocam ve ekibiyle, arkadaşlarımızla beraber yapılan çalışmalar neticesinde ben bir kez daha şunu anladım. Bir mezar taşını dahi ecdadımız efendim yerine koyarken üzerinde o kadar çok incelikleri barındıracak efendim çizgileri efendim sanatını nakşetmiş oraya ve uzaktan daha mezar taşına baktığınızda gerek kişiyle ilgili gerek dönemiyle ilgili bir takım bilgileri elde edebiliyorsunuz. Tabii bunu sadece mezar taşıyla sınırlamayacağız. Yani burada bulunabilecek bir kayıt belki tarihin de derinliklerine bizi götürme imkanını oluşturacak. İşte tarihte belirli efendim kaynaklarla ortaya konmuş değerler var. İşte bu tarihte bu olay yaşanmış. Bu kişi burada yatıyor. Veya işte ne bileyim burada geçmişte işte şu kale vardı, medrese vardı, cami vardı, efendim türbe vardı gibi pek çok ayrıntıyı, detayı yakalamamıza vesile olacak. Taş ve tuğlayı münavebeli kullanıyor dönüşümlü olarak. 1550 arası. Bu 1500 onlar. Evet. Bu çok yaygın. Yani hem Bizans'ta